Merhaba, saatler 14, piyasa hattı başlıyor. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Hem küresel tarafta hem içeri tarafta biraz daha sakin günlerden geçiyoruz diyebiliriz. Haftanın önemli gündem maddeleri haftanın son işlem gününe kaymış durumda. İçeride büyüme verisini takip edeceğiz cuma gününde. Küresel tarafta ise Amerika'da PCE verisini takip edeceğiz ve Japonya'da yine enflasyon verilerini takip edeceğiz. Yarın ise önemli gelişme Euro bölgesinde enflasyon verisi olarak karşımıza çıkıyor diyelim ve şöyle hızlıca bir fiyatlara bakalım. Borsa İstanbul'dan başlayarak Borsa İstanbul dün olduğu gibi bugün de kar realizasyonunun olduğu bir günü yaşıyor diyebiliriz. 10.617 puanda şu anda 1.004'lük yaklaşık düşüş olduğunu görüyoruz. Bankacılık endeksinin ise bugün destekleyen tarafta olduğunu söylemek lazım. %1'lik artış söz konusu. Sınai endeks ve ise aşağı çeken tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Dolar TL'de yatay bir gün 32.17'den geçiyor işlemler. Euro TL ise 35'in üzerinde bugün kurlara baktığımızda binde 3'lük bir yükseliş söz konusu o tarafta. Diğer taraftan Euro Dolar paritesi 1.0879, orada da 1.09'lara dayanan artık bir hareket olduğunu takip ediyoruz diyelim ve Avrupa piyasalarına bakalım. Dün karışık seyirdeydi Avrupa tarafı. Bugün ise özellikle yarın gelecek az önce söylediğim gibi enflasyon verisine odaklanmış durumda ve piyasanın odağında Avrupa Merkez Bankası'ndan Haziran ayına dair faiz indirim beklentisini satın almaya henüz başlamamış gibi gözüküyor. Bakalım yarınki veriden sonra bu gerçekleşecek mi? Avrupa tarafında en yakından takip ettiğimiz gündem maddesi bu şu anda. Londra endeksi binde 2'lik düşüşte 8.300 puanda. Paris Kakaran 8.087 puanda, binde 5'lik düşüşte. DAX endeksi oldukça yatay 18.773 puanda. Milano borsası yine oldukça yatay 34.753 puanda. Gidelim buradan Amerika vadelilerin ne söylüyor bize? Dow şu anda 39.122 puanda, 40.000'i geçememişti. Geçtiğimiz günlerde böyle bir denemesi olmuştu. Oradan sonra 39.000'lere doğru geri çekildiğini takip ediyoruz. Ancak Nasdaq endeksi biraz daha olumlu görünümde 19.000'e yaklaşmış durumda şu anda. 18.917 puanda. S&P'nin ise 5.300 üzerindeki seyri kalıcı olacak mı? Amerika tarafında da merakla takip ettiğimiz endekslerin başında S&P'nin 5.300 üzerindeki seyri geliyor diyelim ve kripto tarafına ve emtia tarafına bakalım. Özellikle altında bugün hafif bir düşüş var. Dün biraz daha iyiydi fiyatlamalar, jeopolitik gerginlikler bu hafta etkili olur mu başlığıyla başlamıştık haftaya ama bugün pek bir etkisi yokmuş gibi gözüküyor. 2.344 dolarda şu anda. Gram altında oradan düşüşle 2.426 TL'de olduğunu takip ediyoruz. Bitcoin 68.000-69.000 civarında oyalanıyor. Bugün 68.520 dolarda. Brent petrol tarafı 2 gündür yukarıda ham petrolle birlikte. Bu taraf jeopolitik gerginliklerin biraz daha ışığında yükselişlerini sürdürüyor diyebiliriz. Brent petrol 83.25, ham petrol ise 78.95 dolardan işlem görüyor diyelim ve integrale gidelim. Deniz Karaca bizi bekliyor. Deniz merhaba. Haftanın önemli gündem başlıkları cuma gününe sarkmış gibi gözüküyor. Borsa İstanbul'da zayıf ve yatay bir seyir var. Senin notlarında neler var? Merhaba Burcu, iyi yayınlar diliyorum sana da. Şimdi geçtiğimiz haftaya Yapı Kredi'nin haber etkisiyle oldukça coşkulu başlamıştık ve haftanın ikinci yarısında da haberin etkisinin sönümlenmesiyle beraber kar satışlarının olduğunu izlemiştik. Bu haftaya da yatay pozitif bir açılış gerçekleştirdik ama günün ikinci yarısında kar satışlarıyla beraber sınırlı da olsa 0.18'lik bir kayıpla 10.657 seviyesinden tamamladı dün günü endeks. Yani kısa vadeli düzeltme riskinin devam ettiğini ve bununla beraber de gün içerisinde hisse bazlı ayrışmaların da ön planda olduğunu söylemek mümkün. Tabii kısa vadede kar satışları yaşasak da orta vadede yukarı yönlü hareketin devamını beklediğimi de söyleyebilirim. Çünkü baktığımızda ana çerçevede normalleşme süreci devam ediyor. Ki bununla beraber dış kaynak girişinin artacağı beklentisi de yine Borsa İstanbul'u destekler nitelikte ki Merkez Bankası'nın sıkı duruşu da yatırımcıların yüzünü TL enstrümanlara çevirmesine neden oluyor. Dolayısıyla özellikle endeks için geri çekilmeler alım fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Bugün ise yine dünkü gibi az önce senin de bahsetmiş olduğun gibi yatay pozitif bir açılış gerçekleştirdik. Ancak dalgalı seyirler devam ediyor. Saatlik periyotlarda yer yer kar satışlarının olduğunu izliyoruz. Buna karşın bankacılık tarafı endeksi destekler nitelikte pozitif tarafta ayrışıyor ki puansal bazda da endekse en çok pozitif katkı sağlayanlar da yine bankaları görüyoruz. Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi'nin olduğunu izliyoruz. Ama sınai tarafında bir miktar baskıladığını da söylemek mümkün endeksi.
Teknik olarak 22 günlük ortalaması olan 10.385 seviyesi güçlü bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerindeki seviyelerin korunması halinde teknik görünümün bozulmadığını ve tepki için yeterli istek olduğunu anlayabiliriz. Ancak buna karşın 10.385 seviyesinin altındaki kapanışlarla beraber satış baskısı bir miktar daha artabilir. Deniz, teşekkür ediyorum. Sana da güzel bir gün diliyorum. Evet, piyasa hattı değerli konuklarımla devam ediyor. Serkan Gönençler var bizimle. Gedik Yatırım baş ekonomisti. Malum haftanın önemli gündem maddesi büyüme dedik. Bu vesileyle de Serkan merhaba diyorum sana da. Hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi Ve günler sana oradan büyüme tarafından da devam etmek istiyorum. Bu hafta gelecek da. Tamam. veriyi özellikle büyüme tarafında güçlü bir veri diyebilir miyiz açıklanacak veriye? Senin beklentin ne yönde ve büyümenin kırılımlarında, kompozisyonunda bir değişiklik bekler misin? İlk önce bunu merak ediyorum. Buradan başlamak isterim. Benim sizin ankete de katıldığım büyüme beklenti %6,6. Yani seneye başlarken hep hani uzun zamandır da konuşuyoruz. İç talepte bir yavaşlama olması beklentisi de gerekliliği dile getiriliyordu. Yani enflasyonu kontrol altına almak adına. Bunun aksine iç talebin daha da ivmelendiğini biz takip etmiştik işte öncü göstergelerden. Bunda bir miktar tabii öne çekilen talep de olabilir. Çünkü bu hep şu an tamamen farklı bir atmosferde olsak da 2 ay önceki şeyi hatırlayın. Kur gidecek, kur işte 40 mı olacak seçim sonrası. İşte bu talebi öne çeken bir unsurdu belki. Hani iç talebin gücünde bunun da etkisi olabilir. Mesela kredi kartına taksit gelmesi dedikoduları, bunlar da belki de talebi öne çekiyordu. Bunun dışında zaten talebin enflasyon beklentilerine çıpalanılmış olmasıyla talebin öne çekilmesi de iç talebi güçlendirdi. Yani özetle iç talebin daha da güçlendiği bir dönem oldu. Dolayısıyla hani büyümenin kırılımı gene iç talep kattan geliyor olacak. Hatta önceki çeyreğe göre iç talebin katkısının daha arttığını göreceğiz. Bununla beraber hani ihracat katkısı da nispeten önceki çeyreklere göre net ihracat katkısı biraz daha iyileşiyor olacak. Yani gene hani her iki taraftan da bu sefer bir katkı gelecektir. Hem ithalat yavaşladı hem ihracat da işte kısmen güçlendiği için diyelim. Ama daha çok ithalat yavaşladığı için ilk üç ayda. Yani özetle böyle bir görünüm var. Yani iç talebin katkısının biraz daha güçlendi önceki çeyreğe göre. İhracatı da katkısını biraz daha güçlendi. Yani sürpriz bir medyan beklenti 5,6 gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Sizin ankette de yani ben ama altının üzerinde bir veri bekliyorum. 6,5-7'ler hatta belki olabilir. Ben orada daha pozitif taraftayım büyüme tarafında. Peki ihracatın katkısı biraz artabilir dedin. Sormak istediğim sorulardan bir tanesi buydu. Evet, bu çeyrekteki büyümeye ihracat kaleminin katkısı olabilir. Fakat bundan sonraki çeyreklerde özellikle ihracat adımlarına ek olarak hükümetten de şöyle bir açıklama gelmiş. Bundan sonra kur tarafında katkıda bulunmayacağız gibi. Dolayısıyla bundan sonraki dönemlerde ihracatın katkısının zayıflayacağı dönemler görebilir miyiz? Ve bu zayıflama ne ölçüde olur? Ya bu işte önümüzdeki dönem nasıl enflasyon, dezenflasyon politikasını sürecinin da belirleyecek bir sonucu şeylerden biri. Aslında. Yani evet. Hem onun sonucu hem bundan sonrasında belirleyecek aslında. Yani reel değerlenme, sen de aynen dediğin gibi reel değerlenmenin enflasyon, yani reel değerlenme süreci TL'nin enflasyonla mücadelenin önemli bir parametresi. Merkez Bankası bunu da dile getiriyor. Ama bunun yan etkisi olarak işte örneğin Nisan ayında tüketim malı ithalatı yeniden bir ivmelenme gördük. Bu reel değerlenme devam ediyor gittikçe bunun hem tüketim malı ithalatının arttığını görebiliriz. Örneğin hizmet kanalını da etkiliyor bu tabii. Yani hep gene konuşuyoruz TL adil değerinde mi falan konuşurken işte yurt dışında artık yemek yemek daha ucuz. Yurt dışında tatil yapmak daha ucuz şeylerin de konuşuyoruz. Bu turizm kanalından da net turizm kanalından da etkileyebilir. Dolayısıyla tabii hani bu dış ticaret dinamikleri de bir noktada kur politikasının belki gözden geçirilmesini ya da zorunlu olarak TL'de bir düzeltmeyi de getirebilir ilerleyen süreçte. Dolayısıyla net ihracat katkısı en azından pozitif, çok olumlu anlamda desteklemeyecektir bu şeyi. Zaten iç talebi yavaşlatma politikamız var. Biliyorsun. Yani şeyden de çok
katkı olmazsa zaten olması gerektiği gibi büyümeyi yavaşlatmak istiyoruz enflasyonla mücadele açısından. Yani o çerçeveden bakarsak hani iç talep yavaşlamasına net ihracatında çok sınırlı dengeleyici bir şey yani iç talep yavaşlaması dengeleyici bir rol oynamayabilir net ihracat tarafı da önümüzdeki çeyreklerde diye bekliyorum ben. Yani daha zayıf büyüme rakamları görmeyi bekliyorum önümüzdeki 3 çeyrek içinde, 2, 3, 4 içinde. Yani ilk çeyrek 4, 6'lar olacak ama hani sonundan sonra 2'ler civarında bir büyüme görebiliriz diye bekliyoruz 9 aylık dönem için, son 9 ay için. Evet, hızlı bir geri çekilme görebiliriz. Peki istihdam tarafını alırsak bunu, o taraftan bakarsak bu büyümedeki bundan sonraki çeyreklerde olası kayıp, zaten hani yıl sonu hedefi tutturmak için zaten aslında küçük de düşük de gelmesi de gerekiyor. O tarafta bir istihdam kayıplarını bundan sonra işsizlik rakamlarında da biz görür müyüz? Çünkü hani %5'ler seviyesinde olmadıkça Türkiye'nin büyümesi burada bir iş gücü kaybına da sebep olabilir, istihdam kaybına da sebep olabilir diye görüşler de var. Buna katılıyor musun ve işsizlik iş gücü rakamlarında da bir bozulma bekler misin bu anlamda? Yani şu ana kadar yaşamadık onu. En azından istihdam büyümesi devam ediyor. Yani ben manşet işsizlikten ziyade aslında istihdam büyümesine daha odaklanıyorum. Hani orada ailen bir istihdam büyümesi var ki biraz hizmet sektörünün güçlü olmasının da tabii burada ilgisi var. Hizmet tarafında şey devam ediyor. Bir miktar büyüme görebiliriz tabii. Yani bu işte o yavaşlamanın ne kadar sert ve şey ya da yumuşak olacağıyla ilgili. Eğer hani enflasyonu yavaşlatmak için büyümedeki yavaşlamayı sertleştirmek gerekirse o aşamada sistem kayıplarını daha da sertleştirir görebiliriz. Ama bu önümüzdeki 3-4 ayın, 3-6 ayın meselesi değil gibi duruyor şu aşamada. Yani biraz daha ilerleyen süreçlerde bu istihdam kayıpları hani konuşmaya belki başlarız ama şimdilik biraz daha rahat gibi duruyor o taraf en azından. Bu yılın konusu olmayacak gibi en azından öyle diyebiliriz. Peki şimdi biraz da enflasyon tarafına değinmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta malum Merkez Bankası'nın PPK'yı takip ettik. Oradaki metinde sana göre değişen, senin dikkatini çeken hangi unsurlar vardı? Bir onu sorarak başlamak istiyorum. İkincisi, az önce iniş kelimesini kullandın. İşte yumuşak iniş mi, sert iniş mi? Sen bir ekonomist olarak bu yıl olası inişi nasıl, nerelerde görürsün? Yani biraz daha böyle sert inişe doğru gidiyor diyebilir miyiz buna? Bir de tabii faiz indirimi artık böyle yılın son çeyreğinde bekleniyor, konuşuluyor gibiydi ama Merkez Bankası'ndan gelen sinyaller sanki bu yönde pek değildi. Artık o iyice masadan kalktı mı? Yani şu anda sert inişe gidiyor gibi durum yok halen. Çok kısmi bir yavaşlama var. Sadece mevzu burada şey sert inişle ilgili. Enflasyonu düşüş patikasına, kalıcı düşüş patikasına, o da ben nasıl tanımlıyorum? Yani 70'lerden 75-76 yerde zirve olduktan sonra 40'lara düşeceğiz, düşer. Onda bir sıkıntı yok ama biz de oradan 40'tan işte Merkez Bankası tahmini örneğin 2025 sonu için 14. Oraya gitmek için bu beklentileri çıpalamak gerekiyor ki beklentiler çıpalansın ki insanlar artık talebini öne gereksinimi duymasın. Yani bunun için şu anda konuşulan işte yılın geneli için 3,5 gibi büyüme beklentisi var diyelim. Hani 6,5'tan işte yılın genelinde 3,5'a gidecek bir çekecek bir büyümede yavaşlama görülmesi bekleniyor. Ben bu yeterli olmayabilir diye düşünüyorum. Yani biraz daha serti gerekebilir bu beklentileri çıpalamak, talebi öne çekme eğilimi çıpalamak için daha sert bir büyümede yavaşlamaya bunu işte biraz daha yaşayıp görmek gerekecek. Hani ne sert iniş mi diyeceğiz buna? Yoksa hani daha sert bir yavaşlama mı diyeceğiz? Ama hani tüm yıl genelinde 3,5'a çekecek bir büyüme temposu bence enflasyonda bu kalıcı düşüş sonrası için %20'lerin altına çekmek için yeterli olmayabilir diye düşünüyorum. Hani bu şekilde cevaplayabilirim. Yani Merkez Bankası'nın geçen haftaki söyde dikkati çeken daha çok enflasyon ya da para politikasından ziyade likidite tarafında verdiği sinyallerdi bence. Çünkü diğer tarafta zaten bir değişiklik yapmadı. Yani bu şey tarafını açık tutmaya devam etti beklendiği gibi. Faiz artış ihtimali olabileceği o kapıyı açık tutmaya devam etti. Daha çok likidite politikası önemliydi. Likidite politikası verdiği mesajlar zaten hemen ardından adımın geldiğini gördük.
Ki hemen işte Cuma günü öncesine baktığımızda 5 işte açık piyasa işlemleri 580 milyar TL'den tekrar 70-80 milyar TL'ye düşmüş. O likidite çekilmesi bu sayede sağlanıyor. Sağlanacak ama sermaye girişleri de güçlü bir şekilde devam ediyor. Yani geçen hafta işte siz de hatta alt yazı geçmiştiniz. 10 milyar dolar yeni bir swap rezervlerde Artış artış var. olduğunu göreceğiz Perşembe günü çıktığı için. Eksi 5 milyara da gelmiş olacak. Muhtemelen Yani bu evet. devamlı bir likidite fazlası yaratacak dedi. Yani Doğru. bu dolayısıyla şey kalıcı olabilir yani hani ek zorunlu karşılık artışları görebiliriz. Yani şu son yapılan dışında arkası gelmek zorunda kalabilir. Ya da Merkez Bankası ek enstrümanlar o şey yapacak. Yani depo ihaleleriyle kısa vadeli çekiyor sterilize ediyor. Daha uzun vadeli enstrümanlar ihraç etmek zorunda kalabilir. Yani bir dönem likidite senetleri örneğin çok kısa dönem kullanılmıştı. 3 ay, 6 ay vadelerde örneğin. Bu tip ya da yani farklı Merkez Bankası'nın tasarlayabileceği farklı enstrümanlar bunlar gündeme gelebilir. Ya da işte çok güçlü işte sermaye akışına devam ederse bir noktada belki döviz alımlarını yavaşlatıp yani kuru aşağı yönlü de baskılama görebiliriz yani bu sermaye girişlerinin hızına bağlı. Ama tabii bu şu an çok hızlı gidiyor. Bu tabii işte şeyi zorlaştırıyor. Yani çok bir anda bu kadar hızlı bir giriş kimse beklemiyordu bence. Ben de beklemiyordum. Yönetmesi, menaj etmesi zor bir durumda çıkıyor. Bir yandan likidite tarafından, bir yandan da o paranın dışarıya çıkmaması için işte o söylediğim şeyin gerçekleşmesi lazım. Önümüzdeki 3-4 ay belki rahatız ama 3-4 ay sonra bu gelen paranın işte sahipleri de, yabancı yatırımcı da hatta parasını TL'den, pardon, dövizden TL'ye geçmiş yerli yatırımcı da işte döviz ve mevduatlarda 20 milyar dolara yakın azalış var son 5-6 haftalık dönemde. O yatırımcı da tekrar bakacak enflasyon eğer düşeceğine dair sinyaller güçlenmemişse. Düşeceğine derken dediğim gibi 2025'te 15-20'lere düşeceğine dair o patikaya gireceğine dair algılama oluşmamışsa gelen para geri de dönebilir. İşte TL'ye dönen tekrar dövize de dönebilir. Dolayısıyla yönetmesi zor bir süreç. Bir anda bu kadar hızlı şey girmesi. Dolayısıyla dediğim gibi hem likidite tarafından Merkez Bankası'nın yönetmesi gereken bir süreç var. Bir yandan da enflasyonu o kalıcı düşüş patikasına indirgeyecek bir işte büyümede yavaşlamayı sağlamak gerekiyor. Evet, gerçekten bir şey yapılınca diğerinin de bozulmaması da lazım. Önümüzde uzun bir yol gibi var gibi duruyor gerçekten Serkan. Biz de bol bol konuşmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Sana çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın ve sorularımızı da Ben yanıtladığın teşekkür için. Serkan Gönenşer bizimle birlikteydi, Gedik Yatırım Baş Ekonomisti. Buradan kısa bir araya gideceğiz. Dönüşte Doğanlar Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan bizimle birlikte olacak efendim. Reklamdan sonra görüşürüz. Piyasa hattı kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde Doğanlar Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan stüdyoda konuğumuz. İsmail Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi biz böyle piyasa hattına adet olduğu üzere bu bilanço performanslarıyla başlıyoruz. Şimdi 2023 yılının kapanışına baktığımız zaman güçlü operasyonel karlılık sizin finansallarınızı olumlu etkilemiş gibi gözüküyor. Özellikle FAVÖK tarafında da artış olduğunu yine görüyoruz. Kapanış rakamlarını da açıklamışsınız. Şimdi bu vesileyle 2024 yılı ilk çeyrekte bitti. Hatta artık ikinci çeyreğinde içerisindeyiz. 2023 yılının ışığında 2024 yılı nasıl başladı ve şöyle bir gelecek projeksiyonu yapacak olursanız ilk çeyrekten hareketle nasıl bir yıla başladınız? Biz şimdi 2023 yılında %84 gibi bir büyüme yakalayınca o cesaretle 2024 yılında yıllık %70 gibi bir büyüme hedefi koyduk kendimize. İlk 3 aya baktığımızda ilk çeyrekte bu planlamış olduğumuzun %11 daha fazla üzerinde şu anda ilk çeyrekte hedeflerimizin üstünde hareket ediyoruz. Yani bundan dolayı da ikinci çeyrek ve yıl sonunda bu hedeflerimize
ulaşacağımıza inanıyoruz. Evet, güçlü hedefler koymuşsunuz. İlk çeyrekle birlikte hatta bunun üzerine bir performans bile sergileyebiliriz diyorsunuz. Evet. Peki bunu biraz böyle açmak da isterim. Şimdi enflasyon muhasebesinde işte çokça konuşuyoruz. İşte olumlu etkileyenler var, olumsuz etkileyenler var. Siz enflasyon muhasebesini bu anlamda finansallarınızdaki etkisini ilk nerede, hangi kalemlerde gördünüz ve olumlu biz bilançoyu takip ettik? Şimdi bizim enflasyon muhasebesinde bizim için satıştan, kardan, EBITDA'dan ziyade en güzel tarafı bilançolarımızda. Çünkü biz her yıl ciromuzun %6, %7'si yatırım yapan bir şirketiz. Hı hı. Buradaki yapmış olduğumuz yatırımların da güncellenmiş olması bizim öz kaynaklarımızı ve sermayemizi güçlendirmiş oldu. Daha sağlıklı bir bilançoya kavuşmuş olduk. Bizim tarafta en güçlü yönümüz burası. Peki. Şimdi özellikle tabii 2023 yılı zor yıldı. 2024 yılı hatta hiç kolay bir yıl değil. Yani hepimiz etkilerini hissediyoruz gerçekten. Sıkılaşma yılımız bu yıl. Şimdi bu rakamlarla bir taraftan şunu sormak istiyorum. Bu konut alım satım kiralama pazarının işte düşük olması, iş talebin kısılma planlarının sizi nasıl etkiledi? Bir bu taraf, bu bacağı var. İkincisi de tüketime yönelik kısımda kredi kartı harcamalarının kısıtlanması, işte limit konulması, hatta kredi büyümelerinin artık kısıtlanması gibi faktörler sizin pazarınızı, özellikle şirketinizi nasıl etkiledi? Şimdi her şeyden önce 2023 yılında biliyorsunuz bir deprem, iki seçim. 2024 yılında da oradan gelen bir tecrübemiz var. 2024 yılında da gerçekten yani ilk çeyreğimiz çok dediğim gibi %11, %12 bütçenin üzerinde hareket etti. Şimdi tabii sıkılaştırma başladı fakat bizim sektör olarak şu özelliğimiz var. Mobilya sektöründe birincisi duygusal. Bir de bu ikinci çeyrekten itibaren bizim düğünlerin başladığı bir dönem. Yüksek sezon diyebiliriz. Yüksek sezon dediğimiz. Yani bu yüksek sezonda her ne kadar da ertelenmeler olsa da bunlar %10, maksimum %20 seviyelerinde. Mesela konuttaki düşüklük %20. Hı. İşte evlenmelerde ertelenmeler %20. Ama çok ciddi bir konut artı mesela deprem bölgesinde o kaybettiklerimizi çok hızlı bir şekilde geri alıyoruz. Orada sürekli konut yenilemeleri oluyor. Yani sektörümüz duygusal olduğu için bir de biz de markalar olarak gerçekten güncel şartlara göre kampanyalarımızı çok sağlıklı yapıyoruz. Fabrikalarımız verimli, her türlü tüketiciye ulaşma imkanımız var. Kart konusuna gelince tabii kredi kartlarındaki bu taksit azaltması ve faizlerin yükselmiş olması tüketicilerin biraz daha fazla bekleme ihtiyacı doğdu. Biz bunu yine şirket olarak kendimiz finanse ederek yine 9 taksitle satışlarımıza devam ediyoruz. Yani sadece bankalar... Özel krediler gibi vesaire... Evet, yani bankalarla yapmış olduğumuz ciddi anlaşmalarla da bu süreci devam ettiriyoruz. Yani daralan piyasada yapmış olduğumuz kampanyalar ve bu etkinliklerle yine aynı müşteri, adetsel müşteriye ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu da yapmak zorundayız zaten yani markalarımızı büyümemiz için. Aynı zamanda pardon yani yeni mağazalar da açıyoruz. Bu yeni açmış olduğumuz olmadığımız noktalarda özellikle Doğu, Ege ve Marmara bölgesindeki eksik lokasyonlarda ilave bu yılda yine yaklaşık 100 tane mağaza açacağız. Bunlar da tabii ki bizim büyümemize ciddi katkı sağlayacak. Peki büyümek için bir finansman gerekir. Bu anlamda finansmana erişme konusunda zorluklar yaşıyor musunuz? Bu yıl maliyetleriniz bu anlamda sizin de biraz daha arttı mı? İşte ihracat pazarları da bir taraftan soracağız. Genelde yurt için sorduk. Yurt dışına da ihraç etmek için daha fazla üretim de gerekiyor. Bu anlamda kapasiteyi artırmak için bir girişimde bulundunuz ve bu anlamda bir finansmana erişimde bir zorluk yaşadınız mı? Şimdi bizim sektörde finansman maliyetlerinin yüksek olması yatırım iştahımızı kesiyor. Yani daraltıyor. Bu kesin gerçek olan bir şey. Fakat ekonomik olarak ve borçlanma olarak şirketimizin kasları özellikle son 3 yıldır çok ciddi anlamda güçlendi. Yani kendimiz de tüketiciyi bu taksitlendirme konusunda kendi finansmanımızı da yapabiliyoruz. Bir de özellikle biz iç pazardaki bu daralmayı özellikle hissettiğimiz için 2024 yılında ihracat yılı ilan ettik.
İhracatla ilgili ne yaptık? Gittik işte Amerika'da Doğutaş şirketini, Kelebek en büyük yine markamız olanın İngiltere'de konumlandırdık. Lojistik merkezleri kurduk. Yani oraları çünkü ekonomiden çok etkilenmeyen yerler. Buradan göndermiyorsunuz, direkt oraya fabrika kurarak oranın pazarına dağılmak. Şöyle Amerika ve İngiltere'de lojistik merkezleri kurarak. Bir de bunu biz Afrika'da gittik, global bir marka olmanın yolu aynı zamanda da üretim yapmak gerekiyor. Afrika'da şu anda krizlerden çok etkilenen değil çünkü zaten çok fazla ihtiyacı olan özellikle bir toplum olduğu için gittik orada da Senegal'de. Big On markasıyla markamızı kurduk Doğanlar Mobilya grubu olarak. O yüzden nakit pozisyonlarımız çünkü ihracat tamamen nakite endeksle çalıştığı için nakit akışımız da döviz kredi risk pozisyonumuz da bu şekilde dengelemiş olduk. Peki orada böyle ihracat rakamlarına dair biraz böyle açsak nasıl gidiyor o tarafta işler? Amerika, İngiltere dediğiniz lojistik merkezlerinde gelen İşte dağılımlar o tarafta talep nasıl dağılıyor ve Afrika'daki işler nesi ve finansallarınızı o zaman bu çeyrekte mi, bir dahaki çeyrekte mi daha güçlü yansımalarını görürüz? Şimdi tabii ki bu ilk çeyrekte daha çok iç pazarda çok daha yoğunduk. İkinci çeyrekte de bu piyasanın daralmasıyla onu yurt dışına kaydırdık. Gerek Afrika'da, Afrika çünkü tüketime çok aç bir toplum. İngiltere ve Amerika'da çok hızlı tüketimi seven online kanallarda da biz orada çok başarılıyız. Gerek online kanallardaki performansımız ve oradaki dediğim gibi hızlı tüketim, nüfus yoğunluğu, ekonomik şartlar Avrupa'dan oraya kaydırdığımız için her iki taraftan da şu anda ihracat olarak çok memnunuz. Yani ihracatımız da zaten hedeflediğimiz gibi %12'lerden %15'lere zaten 5 yıllık stratejik planımız var. Bizde zaten şirket olarak her yıl döviz bazında %20 büyüme iştahı olan yurt dışında da sürekli bunu %25'lere çıkaracak altyapılarda kuruyoruz kendimizi. Peki bu anlamda tabii üretim yapan bir firmasınız, üretip satan da bir firmasınız. Ham madde ile ilgili ne söylersiniz? Burada ham madde fiyatlarında olağan dışı böyle bir artış bekler misiniz? Burada bunları hece ederek mi gidiyorsunuz? Yoksa satın aldığınız işte üretim, kendi aldığınız pazarlarda herhangi bir değişiklik yok mu? Bu konuyla ilgili size olumsuz etkileyebilecek girdi maliyeti olarak herhangi bir tabloyla karşı karşıya şimdi, kalır mısınız? Şimdi ham madde olarak şu anda sıkıntı yok. Çünkü gerçekten şu anda markalar iş yapıyor. Diğer küçük işletmelerin biraz işleri bize göre daha zor olduğu için o yüzden ham maddede bir sıkıntı yok. Herhangi bir fiyat artışı bir dövize endeksi bir de enflasyon oranında zaten her şey düzenli olarak artıyor. Ama biz bu artışları daha çok kendi kurmuş olduğumuz gerek dijitalleşme, yapay zeka ve içerideki iç verimlilik inovasyonlarla müşterimize fiyatların artışlarını yansıtırmadan piyasayı dinamik tutmaya çalışıyoruz. Peki, tabii zorlayıcı da bir yıl hakikaten bu yıl. Hem küresel tarafta hem iç tarafta da bu yıl. Siz bu anlamda öngöremediğiniz değişikliklerle veya bilinmezliklerle bu anlamda dinamik de bir sektör olarak nasıl baş ediyorsunuz? Valla bir kere her şeyden önce şuna inanıyoruz. Yani ürettiğimizi satmak zorundayız ama içeride ama dışarıda. Bununla ilgili çok kanallarımız çeşitlendirdik. İşte franchise'lik veriyoruz, online satış yapıyoruz, projeli işlere giriyoruz. Yani satış kanallarımızı ve çeşitlememizi, ürün çeşitlememizi arttırıyoruz. İsmail Bey çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldınız, sorularımızı yanıtladınız. İsmail Doğan bizimle birlikteydi efendim. Doğanlar Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı. Evet, piyasa hattının bugünlük sonuna geldik. Birazdan seans notlarında Reyhan Baysan sizinle birlikte olacak. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.